Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 4 ilmekle yapılıyor. 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi arka tarafta sıra boyunca ters olarak örüyorum. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka tarafta ilmekler ters olarak örülüyor. Sıra boyunca İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra aynı ilmeğin bir alt boşluğuna batıyorum. Bir kez de buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra ilmeğin kendisini tekrar düz örerek 1, 2, 3 tane ilmek elde ediyorum. Şimdi bir ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Sonrasında 3 ilmeği toplayarak teke düşürmem lazım. 2 ilmek sayıyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek ilmeklerimi diğer şime alıyorum. Böylece örgünün sonundaki ilmek örgünün başına geçerek yer değiştirmiş oluyor. Ve bu iki ilmeği şişime geri alıyorum. Devamındaki ilmeği de ilave ederek 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu şekilde ortadaki ilmek öne çıkmış olacak. Devam ediyorum. Önce ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bir alt boşluğuna batıyorum. Aynı ilmeği ikinci kez örüyorum. Ve ilmeğin kendisini bir kere daha örerek bir ilmekten 3 tane ilmek elde ediyorum. Bırakıyorum. Sonraki 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum. Bu 2 ilmeği diğer şime alıyorum. Yönlerini çevirdim. Yani sondaki ilmeği başa geçirmiş oldum. İlmeklerimi şişime geri taktım ve 1 2, 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Sonraki ilmeği önce düz olarak örüyorum. Sonra bir alt boşluğuna batarak ikinci kez düz örüyorum. Ve ilmeğin kendisini bir kere daha düz örerek 3 tane ilmek elde ediyorum. Devamındaki 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek diğer şişime aktarıyorum. Şişime geri alıyorum ve 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Böylece önce bir ilmekten 3 ilmek elde ederek artırma işlemini yapmış olduk. Sonrasında ise 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz ve eksiltme işlemi yapmış oluyoruz. Önce artırıyorum, sonra eksiltmiş oldum. Bu şekilde sayı dengede kalacak. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. İlmeklerimin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu sırada ilmekleri çok sıkı sıkıya örmeyin. Modeli uygularken zorlanabilirsiniz. Arka tarafta İlmekler örgü bitene kadar ters olarak örülüyor. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle baktığımız zaman ilk ilmekten 3 tane ilmek çıkartmıştık. Bu defa bu 3 ilmeği toplayarak başlıyoruz. İkinci ilmeğin olduğu yönden
Bu iki ilmeğimi şişime alıyorum. Ve bakın ikinci ilmeğin olduğu yönden girerek şişimi alınca ikinci ilmek örgünün başına geçmiş olacak. Bu iki ilmeği şişime tekrar geriye aldım ve 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bu defa önce 3 ilmeği toplayarak başladığım için devamındaki ilmekten 3 tane ilmek oluşturuyorum. Önce ilmeğin kendisini düz ördüm. Sonra bir at boşluğuna batarak bir kere daha düz ördüm ve ilmeğin kendisini bir kere daha düz örerek 3 tane yeni ilmek elde etmiş oldum. Devamındaki 3 ilmeği toplamam için şu şekilde ikinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve bu 2 ilmeği şişime geri alıyorum. Arkasındaki ilmeği de ilave ederek 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tek ilmeğimiz ise önce ilmeğin kendisini örüyorum. Sonra bir alt boşluğuna batarak bir kere daha örüyorum. İlmeğin kendisini örerek 3 tane ilmek elde ediyorum. Üç ilmeği birlikte topladım. Sırama 3 ilmeği birlikte toplayarak başlamıştım. Bitişte bir ilmekten 3 tane ilmek elde ederek bitirmem lazım. Bu şekilde sayıyı dengede tutmuş oluyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Bundan sonrasında ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Her defasında kaydırarak uygulanan bir model. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Böyle hafif minik kuş gözü gibi boşlukları olan bir örgü modeli oluyor. Aslında yapılışına bakıldığı zaman 3 ilmeği topluyoruz. Sonraki ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Burada ilmeğin 3 ilmeğin elde ediliş şekli ve diğer 3 ilmeğin toplanış şekli itibariyle görünüm olarak nohut modeliyle alakası olmayan bir örnek çıkıyor ortaya. Normalde nohut modelinin yapılışı da bu şekilde. Fakat bu modelin hem görünümü hem de yapılışı daha farklı oluyor. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.